sunduğu anlaşma metni kabul edilmezse, kabul edilirse 30 Haziran'a kadar bir tek seferlik bir ertelemeden bahsediyor. Eğer Theresa May'in ayrılma planı 20 Mart'tan önce kabul edilmezse bu sefer bu uzatma süreci 30 Haziran'dan da öteye gidebilir. Yani burada Theresa May İngiliz parlamenterlerine şöyle aslında bir uyarıda bulunuyor. Eğer benim bu planımı onaylamazsanız 30 Haziran'dan sonrasına da daha belirsiz bir takvime, daha uzun bir ertelemeye yol açabilir ve biz de bu yüzden alt takviminden çıkamayabiliriz ilk etapta diye. Şimdi tabii burada yani 19 Mart haftaya salı günü seviyesini biraz dengelemeye çalışalım. Açıkçası ben bu halini biraz daha fazla beğeniyorum. Diğer halinde fazla bir orta frekans içeriği var. Bazen rahatsız edici olabiliyor. Biraz daha Marshall'a yakın olarak tanımlanıyor internet forumlarında da. Şimdi diğer bir modifikasyona geçelim. Burada da bir ses yükselmesi yaşayacağız. Bu da negatif feedback. Negatif feedback devresi var. Mesela bugünün bu amfisinde hemen hemen bütün amfilerinde olduğu gibi. Burada o devreyi ortadan kaldırıyoruz. Ses seviyesinde bir yükselme ile beraber basları biraz daha dağınık, tizleri biraz daha vurgulu hale getiriyor. Yani biraz daha old school bir hale getiriyor. Özellikle EL84 güç lambalarıyla donatılmış devrelerde işte, tırnak içinde biraz daha vox stili bir sound'a yaklaştığı söylenebilir. Deep mode hala aktif durumda. Thank you.
Ses biraz yükselecek. Umarım konuşmalar beğenir. Potansiyometre sayesinde aslında negatif feedback'in standart haliyle 0 negatif feedback arasındaki değerleri de kendi zevkinize göre ayarlamanız mümkün. Şimdi arada bir değere getirdim.